Merhabalar sevgili izleyenler. Güzel ve sağlıklı bir gün olması dileğiyle programımıza başlayalım. Bugün bizim konuğumuz Fatih Kemal Gürbüz. Manuel terapist ve osteopat alanı kendisinin. Hemen kendisinden öğrenelim. Ben daha bu programda yeni olduğum için böyle dilim dolaşıyor, bazı tıbbi terimleri falan doğru söyleyemeyebilirim. Hepinizin affına sığınıyorum. Evet Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben söylemeye çalıştım ama siz kendinizi anlatırsanız çok daha iyi olur tabii ki. Buyurun. Ben fizyoterapistim. Aynı zamanda osteopati uzmanıyım. Osteopati eğitimi, fizik tedavi bölümü bitirdikten sonra 5 yıl süren bir eğitimden sonra osteopat unvanı alıyoruz. Tıp fakültesi gibi neredeyse, değil mi? Tabii ki, toplamında 10 seneyi buluyor. Üniversite bitiyor. Evet. Hatta tıp fakültesinden de mi uzun sürüyor? İşte bir nevi uzmanlık oluyor. Evet, evet. Nerede alıyorsunuz bu şeyi? Bu osteopati eğitimini veren İstanbul'da bir okulumuz var. Merkezi Almanya'da bulunan. Hocalar Almanya'dan gelir. Biz de 5 sene boyunca her ay giderek eğitimlerimizi, sınavlarımızı verip diplomamızı alıyoruz. Süper, çok güzel. Peki osteopati nedir? Osteopati Avrupa'da, Amerika'da çok sıkça kullanılan doğal bir ağrı terapi türüdür. Yani kısaca buna manuel tedavi diyebilir miyiz? Manuel terapiden daha ayrıntılıdır. Daha ayrıntılı, evet. Manuel terapi daha çok kas iskelet sistemiyle ilgilenir. Osteopati ise vücudu bütün düşünür. Yani bir ağrınız vardır ama bu ağrının mesela diyelim ki omuzunuz ağrıyor ama bunun bir sebebi vardır. Sebebini bulmaya yönelik. Oo, süper. Sebebini çözmeden de zaten tedavi diyemiyoruz. Evet. Tam kalıcı tedavi için asıl sebebini bulup hiçbir ilaç, iğne vesaire kullanmadan tamamen doğal elimizle bazı hareketlerle kanlanmayı, dolaşımı arttırıp oranın tedavisini sağlıyoruz. Sihirli parmaklar diyorum ben buna. Evet, bazen öyle şeyler söyleniyor ya da dergide manşetler oluyor yurt dışında özellikle. Ama hakikaten öyle. Yani ben o konuda da nasıl olduğunu biliyorum az çok o tedavinin. Dokunduğunuz yerin o an ağrısının geçmesi muhteşem bir şey. Uygun yere dokunursanız tabii ki. Harika. Ama uygun olmayan yere dokunursanız özellikle fıtık hastalarında ödemin artma ve felç inme tehlikesiyle karşı karşıya kalır hastalar. Allah korusun. O yüzden de bu şekilde profesyonelce çalışan insanlara gitmek muhakkak gerekiyor. Tabii ki. Mutlaka. Hangi durumlarda osteopati tedavisi yapılır? Osteopati genel olarak ağrı tedavisinde kullanılıyor. Bunun sebebi de ağrı demek sinir sistemindeki bir bozukluğu gösterir. Bu ne demek? Bir sinir eğer beslenemiyorsa, dolaşımı azalmışsa burada beslenemediği için ölme riskiyle karşı karşıyadır. Hastaya da ağrı olarak sinyal verir. Ya baskı vardır, fıtık gibi. Ya bir yerde sıkışması vardır. Oraya kan gitmiyordur. Bu da sürekli bir ağrıdır. Yani ağrı olarak insan vücuduna sinyal verir. Biz de ilaçları, ağrı kesicileri alıp ağrı kesici içtiğiniz zaman kesmeye çalışıyoruz. Sadece baskılıyorsunuz bu durumu. Evet. Geçici olarak. Geçici olarak. Halbuki onun kaynağını bulup oranın dolaşımını, mikro sirkülasyonunu sağladığınız zaman vücut zaten kendi kendine iyileştiriyor burayı. Evet. Ya da çok ağrısı yoksa biz zaten ağrı kesici içmelerini istemiyoruz hastaların. Çünkü biz mekanik teşhis koyduğumuz için ağrının yerini bilelim ki ona göre tedavimizi yapalım, planlayalım. Evet. Eğer ağrı kesici içerseniz ağrı hissetmiyorsunuz. Hissetmeyince de bize doğru bizi doğru yönlendiremiyorsunuz. Evet. O yüzden ağrı kesici içmeden tamamen doğal bir şekilde iyileşmeyi sağlıyoruz. Peki bütün ağrılar için geçerli mi bu tedavi? Daha çok akut vakalarda çok etkili. Mesela işte kireçlemeleri son safhasına gelmişse ya da kas yırtıkları kopmuşsa bunlarda çok fazla etkimiz olamaz. Bunlar cerrahiye gider. Ama bunlardan önce cerrahiye işler büyümeden yakalarsak hastayı %90-99 çözüyoruz. Süper. Atıyorum bir baş ağrısı mesela. Şunu da ilave edeyim. Buyurun. Hastayla işbirliğimiz de çok önemli. Tabii. Yani hasta bizim dediğimiz egzersizleri yapacak. Kendine dikkat edecek. Tamamen bizde de bitmiyor. Bu süreci beraber hastayla beraber başarabiliyoruz. Tabii ki. Mesela bir 10 gün, bir hafta
kendine dikkat etmesini istiyoruz. Hı-hı. Verdiğimiz hareketlerin dışına çıkmamasını istiyoruz. Beslemesini düzenliyoruz gerekirse. Bu şekilde bir terapi. Evet. Tabii aynı şey gibi ilaç tedavisi de öyle. Doktorun verdiği ilaçları hasta kullanmazsa iyileşemez. Aynı onun gibi değil mi? Muhakkak. Sizin de verdiğiniz egzersizleri. Tabii. Önerilerimizi, beslenmelerimizi. Düzenli olarak yapmak zorunda. Tabii. Atıyorum bir baş ağrısı olduğunda kimsenin aklına gelmez. Yani ben bir fizyoterapiste gideyim de işte benim başımın ağrısı belki ondan dolayı olabilir ya da bir neremde ne vardır da benim başım ağrıyabilir? Baş ağrısında en önemli sebep çene eklemi. Çene ekleminizde eğer gece diş sıkmalarınız varsa ya da elinizde olmadan kendinizi sıkıyorsanız farkında olmadan önce bu farkındalığı bir yaratmamız, oluşturmamız gerekiyor. Çene eklemi boyunla çok yakın mesafededir. İsterseniz şöyle göstereyim. Şurası çene eklemimizdir. Boyun omurumuzun yan tarafı da şurasıdır. İkisi birbirine çok yakın. Çok yakındır ve sürekli iletişim halindedirler. Eğer bir çene ekleminde spazm varsa muhakkak boyunu rahatsız eder, boyunu düzleştirir, boyunda fıtıklaşmaya sebep olur. Bunun egzersizleri vardır. Farkındalığını arttırmak gerekir. Bazı gösterdiğimiz hareketlerle bunları yaparsa hastamız çok rahatlayacaktır. Eğer kesilmese bile daha hafif ilaçlarla geçmesi sağlanır. Evet. Yani daha az zararlı ilaçlarla. Çünkü baş ağrısı çok geniş bir konudur. Çok çok muzdarip olan hastalarımız var. 30 yıllık, 20 yıllık. Tabii ki yani bunun psikolojik sebebi de var. Çok stresli, çok takıntılı insanlar da geçmeyebiliyor. Bunları hiç geçiremesek bile minimuma indiriyoruz. Ve en az zararlı ilaçlarla bu süreçleri atlatmalarını sağlıyoruz. Çok güzel. Boyun fıtığından dolayı da olabiliyor. Yani büyük bir bölümü sizin alanınızla alakalı olabilir diyebilir miyiz? Mekanik oluyor zaten %90. Çünkü dedim ya ağrı varsa oranın dolaşımı azalıyordur. Çok ciddi hastalarda bütün beyine giren damarlarda vazokonstriksiyon yani damar daralması oluşuyor. Bir anda. Bunlar mesela 3 gün dışarı çıkamazlar. Karanlıkta kalırlar. Duymuşsunuzdur böyle hastalar. Bunlar çok ileri derece hastalar. Bunların tedavisi tabii daha uzun süre, daha zor bir süreçtir. Ama enseden başlayıp göze vuran ya da işte çene sıkmadan dolayı sürekli bir baş ağrısı varsa bunların çözümü daha kolaydır. Daha kolaydır, evet. Allah herkese şifa versin. Hastalığın, ağrının hepsi zor tabii ki ama. Sizin işsizlerin işiniz yani doktorların işi de aynı zamanda sizlerin işi de bunlara yardımcı olabilmek, biraz azaltabilmek en azından hiç geçmiyorsa bile. Peki osteopati tedavi yöntemleri nasıldır? Tamamen elimizde yaparız. Herhangi bir ilaç, iğne, kesi, hiçbir alet kullanmadan tamamen doğal bir süreçtir. Doğal bir iyileşmedir. Sorunun olduğu bölgedeki mesela karnınızda mesela organlara bir yapışıklık vardır. Burayı çözüyoruz belli hareketlerle. Ya da mesela omurda bir blokaj vardır, sıkışma, kayma vardır. Bunu düzeltmeye yönelik manevralar yapıyoruz. Oraya bazı hareketler yapıyoruz. Biz mesela omuru tutuyoruz. Siz hangi taraftaysa problem sağ ya da sol bacağınızı oynatarak mesela oranı gevşeyip rahatlayıp dolaşımının düzeltilmesini sağlıyoruz. Evet. Bu sayede de mesela fıtık yerine girebiliyor. Evet gerçekten öyle. Yani o anda da hemen dakikası dakikasına ağrının geçmesi ve rahatlamış olmak çok güzel bir şey. Tabii. Yani ameliyat olmadan... Bizi de motive eden o zaten. Evet. İnşallah Allah sayılarınızı çoğaltsın diyorum ben. Çünkü çok harika bir alan bence. Anında rahatlıyor. Yani masaj salonlarını değil de sizlere gelse insanlar belki... Masaj da olabilir ama masaj daha çok sağlıklı insanlara daha iyi. Evet. Şeyi düzelmek o yorgunluğu için. Gidermek evet. için olan bir... Eğer bir hastalık varsa yanlış bir yere basıldığı zaman bunlar dediğim gibi ödem oluşur. Daha büyük sıkıntılara sokabilir hastayı. O yüzden önce bir profesyonel bir MR'dır, röntgendir, bir teşhis konulup ona göre bir planlama yapılması daha uygundur. Evet. Osteopatinin kullanıldığı alanlar nelerdir? Kas iskelet sistemi, iç organlardaki mekanik sorunlar. İç organlardaki mekanik sorunlara da yardımcı olabiliyorsunuz öyle mi? Mesela mideden örnek verirsek,
Reflü mesela mekanik bir olaydır. Gerçekten mi? Hı-hı. Mide kapağının diyaframın üstüne kaymasıdır. Peki onu nasıl yerine getiriyorsunuz? Midenin büyük açılandığı yeri var. Orayı bulup elimizle tutuyoruz. Ve hastayı yukarıya doğru gerdirme hareketi yapıyoruz. Mide birazcık 2-3 santim aşağıya kaydığı zaman reflü kapak diyaframdan kurtulur. Basınç farkı normale döneceği için hasta iyileşir. Süper. Bende reflü var. Hemen geleceğim. Bunu da hastaya İyileşip öğretiriz. İyileşip iyileşmediğimi de buradan izleyicilerimize söyleyeceğim inşallah. Bunu da hastaya öğretiriz. Rahatsızlandığı zaman ilaç yerine bu hareketi yaparsa daha çok süper. Faydası olur. Evet. Çok güzelmiş. Yani. İlaç içtiğiniz zaman ne oluyor reflüde? Hı-hı. Asidik mideyi bazik hale getiriyor. Evet. Bu demek oluyor ki sizin o acıyı, boğazınıza gelen yanmayı hissetmemeniz oluyor. Bunun da bir sürü yan etkisi var ama. Asidik olması gereken mide bazik olduğu zaman siz yediğiniz yemekleri sindiremiyorsunuz. Doğal olarak vitaminleri alamıyorsunuz. Oo. Mideden posa haline geçen besinler bu sefer daha çok kabızlıktır, işte hazım problemidir. Bu tür hastalıklara sebep oluyor. Ve iş daha da büyüyerek çözülmez hale gelebiliyor ya da başka şeylere sirayet ediyor. Evet. Ama midenin çalışmasını düzenlediğiniz zaman diğer organlarda daha rahat, daha kolay işlemini görüyor. Tabii ki. Daha konforlu bir hayat olur. Tabii ki mide bu şey sıkıntılı olduğu zaman doğru düzgün yemek yiyemezsiniz. Hı hı. Ve vitamin alamazsanız ilaçlardan da fayda göremezsiniz. Evet. Vitamin olmadığı zaman sinir sisteminiz etkilenir, bağırsak sisteminiz etkilenir, hı-hı, bağışıklığınız düşer. Bir sürü problem ortaya çıkabilir. Reflünün bile bir fizyoterapistin, manuel terapistin iyileştirebildiğini bilmiyordum. Gerçekten bu, hı-hı, çok güzel bir bilgi oldu. İzleyicilerimize söyleyelim. Buradan sorularınız varsa bize WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Kemal Bey'e ben hemen sizin adınıza sorarım. Osteopatik tedaviler hangi hastalıklara faydalıdır diye bir soru yazmışım ben buraya. Hı hı. Reflü dedik. Reflüyü atladık. Hı hı. Ondan sonra... Gaz problemleri, kabızlık, safra kesesinde göllenme, bel boyun fıtıkları, baş ağrıları, omuz ağrıları, tendinitler, kas yırtılmaları, tutulmalar. Yani bir sürü şey sayabilirim mekanik olarak. Bayağı çok şey var. Çünkü, bel kayması, onu da şey yapabiliyor musunuz? Bel kayması'nın tabii derecesine bağlı. Çok eskiyse dokunmak pek doğru değil. Hı. Ama genç bir hastaysa mesela daha öncesinde bir fizik tedavi, kuru iğne gibi bir tedaviler yapılıp orası iyice gevşedikten sonra, hı-hı, daha sert manevralarla orası düzeltilebilir. Ama yeni hastalarda çok daha kolaydır. 2-3 gün içinde tamamen hiçbir ağrısı, çok sızısı, daha çabuk. Çok daha çabuk. O yüzden ağrılarımız, sıkıntılarımız olduğunda mutlaka çaresine bakmalıyız. Muhakkak. Geçiştirmemeliyiz ilaçlarla. İhmal etmemek en doğrusu. Evet. Ben şöyle diyorum. Bir ağrınız başladı mı 3 gün bekleyin. 3. gün hala aynı şekilde devam ediyorsa, azalmadıysa ya da artmaya başladıysa hemen bir yere başvurun. Evet. En azından teşhis konulsun. Daha sonra zaten tedavi için yollar aranır. Evet. Konumuz epey derin, çok da güzel gidiyor ama bizim kısa bir aramız varmış. Kısa bir ara sevgili izleyenler, dönüşte tekrar devam. Evet sevgili izleyenler, tekrar stüdyodayız. İzleyicimizin bir tanesi yazıyor. Yazın yazın, sorularınız varsa bize yazın. Bakın Kemal Bey buradayken hazır cevaplarını alırsınız. Selam, benim sorum doktorumuzun adı soyadı diyor. nasıl ulaşacağım? 3 defa 3. kattan düşmüşüm. Onun için çok ağrılarım var diyor. Reflüm var diyor. Kabızım diyor. Hepsini yazmış. 18 yaşından beri tansiyon hastasıymış. Ama ben şeyi anlayamadım. Şu an 18 yaşında mı yoksa 18 yaşından beri mi tansiyon hastası? Onu tam anlamadım. Ayrıntılı yazmamış. Çok baş ağrısı ve sırt ağrıları var demiş. İki dizimde demiş. Ben doktora ulaşacağım. Numara istiyorum. İstanbul'dan yazıyorum demiş. İsmini de yazmamış izleyicimiz. Program sonrasında siz ona ulaşırsınız inşallah, ama yine de bilgilerinizi verirseniz, 43 yaşındaymış. Beni duyunca yazdı şimdi. Evet, geçmiş olsun diyoruz kendisine.
doktorla şey arasında ne fark vardır? Önce onu sorayım. Fizyoterapistler arasındaki fark nedir? Doktor teşhisini koyar. Tedavisini ise fizyoterapistler yapar. Tedavi edici yöntemleri? Onlar tıp fakültesinden mezun oluyor. Fizyoterapistler fizik tedavi bölümünde. O farklılıklar oradan beri oluşuyor. Evet. En baştan oluşuyor zaten. Teşhisi konduktan sonra yapılacak uygulamalar kararlaştırılır. Ona göre bir tedavi programı çıkarılır. Hastaya en uygun şekilde yardımcı olur tabii. Bu hastamızın çok fazla şeyi var, rahatsızlığı var, şikayetleri var. Fatih Kemal Yürbüz, önce ismini söyleyeyim ben fizyoterapistimizin. Yeriniz nerededir? Hani çok isim söylemeden, marka vermeden biliyorsunuz siz de durumu. Bir tarif etseniz, Konya'dan biz yayın yapıyoruz tabii ki, İstanbul'dan yazmış konuğumuz. Biz akşam 5'e kadar bir özel bir hastanedeyiz. 5'ten sonra da Şefikcan Caddesi'ndeyiz. Şefikcan Caddesi'nde. Yani neresinde Şefikcan Caddesi'nin? Şefikcan Caddesi'nin tamamen yol üstünde. Tatlar Kavşağı diye bilinen bir kavşak var. Hemen orada. Hemen orada. Konya'dakiler size rahatlıkla ulaşabilirler. Tabii ki, tabii. Çabucak. Ama il dışındakilerle önce bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor zannedersem. Öyle daha iyi oluyor. Yani gelin ya da gelmeyin, yardımcı olabileceksek ona göre. Tabii. Peki bu izleyicimize program sonrasında sizin arayacağınız sözünü verebilir miyiz? Bir mani olmasa ararız yani. Tamam. Arkadaşlar ararlar. İnşallah. Dizlerinde de çünkü reflü de varmış midesinde. Bir sürü rahatsızlığı var. Bu ağrıların sebeplerini bulmak lazım. Tabii. Önce, yardımcı olalım inşallah. İnşallah. Tamam. Program sonrası sizi arayacak. Merak etmeyin. Biz osteopatinin en başından sonuna kadar birçok şeyini sıraladık. En son olarak o konu hakkında ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Hangi hastalıklara faydalıdır demiştik. Reklam arasına girdik orada. Osteopati işte genel olarak konuşacak olursak çok geç kalmadığınız sürece çoğu hastalığın çözümünü doğal olarak yapabiliyoruz. Bu mekanik olarak hiçbir yan etkisi olmadan tamamen doğal iyileşme sürecini başlatarak vücudun kendi kendine iyileşme mekanizmasını uyararak bu işi yapıyoruz. Belki biraz zaman alıyor. Mesela bir kuvvetli bir ağrı kesici gibi hemen ağrınızı kesemeyebiliriz ama 2-3 gün içinde çok daha sağlıklı, çok daha olması gereken şekilde tedavinizi sağlayabiliyoruz. Ama ağrı kesici geçici olarak kesiyor ağrıyı. Birkaç saat sonra tekrar başlayabiliyor ilacın tesiri geçtikten sonra. Sizin yaptığınız tedavi uzun süreli oluyor. Muhakkak kalıcı olur. Çünkü doğal iyileşme, vücut kendi kendini nasıl iyileştirebiliyorsa her yerini doğal olarak iyileştirebilir aslında. Evet. Vücut çünkü mesela eliniz kesildiğinde nasıl tamir ediyor orayı? Hiçbir yardım almadan. Doğru. Aynen o şekilde bütün vücudu canlı bir yapı, sürekli hareket halinde bir yapı, sürekli çalışan. Bunu kan akışını oraya doğru yönlendirdiğiniz zaman bütün problem ortadan kalkıyor. Evet. Hangi hastalıklara faydalıdır demiştik, onu da bir sıralayabilir miyiz? Şöyle? Mekanik hastalıkların çoğuna faydalıdır. Nelerdir bunlar? Geç kalmamış menisküs yırtıkları olabilir, kireçlemeler olabilir. Ya da menisküs kas kesikleri. Çok fazla yaygın. Çok fazla. Bütün kadınlarda görüyorum ya Kemal Bey, bu nedir? Neden bu kadar çoğaldı acaba? En bariz sebebi kilo artışları. Hareketsizlik. Kas gücünüz sizi taşımaya yetmiyorsa yükler kemiklere, kıkırdaklara, doğal olarak kıkırdakların arasındaki menisküslere biniyor. Evet. Bu menisküsler artık süspansiyon görevi görür. Bunlar artık dayanamadığı yük de bir süreden sonra aşınmaya, yırtılmaya başlıyor. Evet. Bu süreyi atlattığınız zaman bu sefer kıkırdaklar aşınmaya başlıyor. Bu eğer zamanda tedavi edilmezse, siz de kilonuzu verip ya da kilonuzu kontrol altına alıp egzersiz, spor uygun olarak ama. Menisküse çok yüklenmek de iyi gelmez, hiç hareket yapmamak da iyi gelmez. Evet. Uygun, size önerilen önemli hareketleri yaparak hem kolaydır, hem de oranın yükünü azalttığımız zaman dolaşımı rahatlayacağı için vücut orayı tamir eder. Evet. Ama birçoğunda da mesela diz kayması oluyor. Diz kapağı kaydığı zaman o da inanılmaz merdiven çıkarken, yürürken inanılmaz ağrılar yapar. Bu bazen menisküsle karışabiliyor ya da kireçlemeyle karışabiliyor. Evet. Bu da patella, yani diz kapağını düzelttiğimiz zaman bu sorun da ortadan kalkıyor.
siz onu düzeltebiliyorsunuz. Yani sizin gibi manuel tedavi demeyeyim de ben aklımda hep o daha kolay geliyor galiba bana söylemesi. Manuel terapi daha popüler bu aralar. Evet, pardon. O yüzden de olabilir. Evet. Menisküs dışında o şeyleri sayıyorduk. Osteopati tedavileri hangi hastalıklara? Tendinitler, kas yırtıkları, fıtıklar, boyun bel düzleşmeleri. Mekanik olarak hani aklınıza gelebilecek her şeyde yardımcı olabiliyoruz. Tenisçi dirsekleri, sinir sıkışmaları. Bunların hepsinin uygun egzersizleri var. Bunları yaptığınız zaman bizim de yardımımızla tedavisi oluyor. Şöyle bir şey aklıma geldi hemen. Bu egzersizleri ömür boyu mu yapmak gerekiyor yoksa tedavi süresinde yani bir müddet mi yapmak gerekiyor? Şimdi ömür boyu yaparsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazanırsınız. Anladım. Ama biz diyoruz ki durumuna göre en az 2 ay, 3 ay düzenli yapacaksın. Evet. Sonra kontrole geleceksin. Yani biraz da maalesef tembel bir toplumuz. Maalesef. Yani 5 dakikalık, 10 dakikalık egzersizleri bazen yaptıramadığımız oluyor. Evet. O yüzden bari 2-3 ay yap diyorum. Kurtulduktan sonra işte fıtık olur, düzleşme olur. Rahatladıktan sonra bırakabilirsin. Bir de en önemli şey biraz önce sizin de söylediğiniz gibi erken teşhis değil mi? Erken teşhis çok önemli. Yani nasıl kanserde hani ölümlü hastalıklarda erken teşhis hayat kurtarıyorsa aynı bu tür rahatsızlıklarla da erken teşhisle ameliyatlık duruma önemli. Gelmeden düzelme şansı çok büyük. Bir de ağrı kesiciye güvenip ağrının üstüne gitmeyin. Evet. Yani o ağrı kesici baskılıyor. Baskıladığı zaman menisküs olabilir, bel fıtığı, boyun fıtığı olabilir. Siz ağrıyı hissetmediğiniz zaman orayı zorladığınızda işler daha büyüyor. Siz farkında değilsiniz. Evet. Menisküs yırtığınız artıyor, fıtığınız daha da artıyor, taşıyor. Sinir ölecek noktaya geliyor bazen. Ameliyata gidiyorsunuz. Hala ağrı kesiciyle korunmaya çalışıyorsunuz. Evet. Halbuki ağrı kesici içmeyip o ağrıtan hareketleri yapmasanız, rahat pozisyonda tutsanız çok daha faydalı. Bazen insan artık kendi doktorun kendisi olması gerektiğini söyler. Hep büyükler. Kendi doktorun kendin olacaksın. Bak bundan sonra dikkat edeceksin. Hakikaten öyle değil mi? Yani doktor olacak derken koruma anlamında. Koruma anlamında. Muhakkak yani tabii. Evet. Yani siz kendinize bakmazsanız kimse size bir şey yapamaz. Nasıl rahatsız ameliyattan olan. Sonra istirahat ediyorsunuz. Belli bir süre ayağa kalkmıyorsunuz. Gibi. Aynen onun gibi. Evet. Osteopatik tedaviler hakkında söylemek istediğiniz son bir şey var mı izleyicilerimiz? Yani osteopati dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir tedavi. Çok da her gün daha da popüler oluyor. Doğal olduğu için daha çok tercih ediliyor. Biz de ülkemizde bunun ilklerindeniz yani. Ben tahminim 100. mezundum İstanbul'daki okuldan. Maşallah. İşte her ile böldüğünüzde ortalama bir tane fizyoterapist, bir tane osteopat anca düşüyor. Evet. Çoğalsın inşallah. İnşallah çoğalarak. Zaten fayda gördükçe insanlar daha da bu işi takip ediyor. Daha da peşine düşüyor. Evet, aynen. İstek olursa artacağını düşünüyorum zaten. İnşallah. İnşallah. Olsun bence. Yani ne kadar rahatladıklarını onlar da zaten tedaviye geldikten sonra anlayacaklar. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi de kas yırtılmaları. Bunlar nedir? Nasıl oluşuyor? İnsanlar neden böyle bir şikayete? Kas yırtılmaları da son zamanlarda çoğalan bir çoğalan rahatsızlık. Çoğalan bir şey, evet. Bunun en büyük sebebi hareketsizliğimiz. Yeterince doğru hareket yapmadığımız zaman kasın gücü azalıyor. Kas gücü azaldığı zaman kasın esnekliği de azalıyor. Biraz ters bir orantı var. Güçlü kas daha esnek oluyor. Zayıf kas daha az esniyor. Daha az esnediği için siz mesela kullanmadığınız bir kası, farkında bile olmayabilirsiniz. Ters bir harekette, ani bir harekette zorladığınız zaman orada muhakkak bir ya tendonda bir iltihaplanma olur ya lif atması, kas yırtılması ya da kasın kopması meydana gelir. Bunların da dereceleri vardır. Kas kopmasına gelirse iş cerrahiye gider. Evet, ama, ameliyat olması gerekir. Ama eğer tendonda bir şey varsa ya da kas lifinde ufak bir hematom ya da ödem oluşmuşsa bunların tedavisi mümkündür. Sadece orada yaptığımız mekaniği düzeltmek. Mesela omuzdaysa omuz başının mekanisini yani rahat çalışmasını, orada rahat kaymasını sağlamak. Yani onu da şöyle izah edebilirim. Kolumuzu kaldırdığımız zaman bu dereceden sonra yani 90 derece kaldırdıktan sonra daha yukarı giderken omuz başımız aşağı düşmesi gerekiyor. Biz farkında bile değiliz ama omuz başımız aşağıya kayıyor.
bu dereceye çıktığım zaman. Evet. Bu omuz başı aşağı kayma yetisini kaybederse hem kas yırtılması iyileşmiyor hem donuk omuza doğru gidiyor hastamız. Kolunu kaldıramıyor. Bunun da bazı hareketleri var. Biz omuz başından tutarız. Hastamıza o hareketleri yaptırırız beraber. Omuz başı tekrar yerine girdiği zaman kayma problemi ortadan kalkar. Daha sonra da iyileşmesi 1-2 ay içinde tamamen iyileşir. Tamamen iyileşir mi kas yırtılmaları? Peki iyileşmeyen durumlarda neler yapmak gerekir? Derecesine göre eğer çok ciddi bir şey varsa ya hastada bir sorun vardır, sürekli zorluyordur orayı. Bu cerrahiye gidebilir. Ya da farkındalığını arttıracağız. Bilmeden yaptığı bir yanlış bir şeyler vardır. Mutlaka. Onları düzenlememiz gerekir. Evet. Hangi durumlarda yırtılır kas? Kas ani zorlamalarda. Biraz önce bahsettim. Ya da spor yaparken daha çok sporcularda. Genelde sporcuların rahatsız olduğu, karşılaştığı bir şey aslında değil mi? Ya da ısınmadan spora başlarsanız. Isındığınız zaman kaslar esner. Esnemesi arttığı zaman da daha çok güce dayanabilir. Evet. Eğer kasları ısıtmadan spora başlarsanız bu sefer aşırı zorlanmadan dolayı gene lif atmaları, tendinitler, tendon yaralanmaları, kas kopmaları oluşabilir. Nasıl hani böyle birkaç gün evden hiç çıkmayıp, çok fazla hareket etmeyip sonra da çıktığımız zaman fazlaca yol yürürsek eğer, hızlı hızlı yürüdüğümüzde o kaslarımız nasıl sertleşiyor, ağrı yapıyor bize. Değil mi? Onun gibi. Yani bir de bunu mesela mutlaka 10 seneye yayın. Evet. Öyle insanlar var ki mesela 10 dakika yürümüyor. Evet. 10 yıldır. Sürekli masa başında oturuyor, sürekli arabaya biniyor, sürekli işte. Evet. Kolayına giden şeyler yapıyor. Günde 45 dakika ile 1 saat arası yürürseniz bu kas yırtılıklarının, kireçlemelerinin de önüne geçmiş olursunuz. Sabah, öğlen, akşam fark eder mi peki? Biz gün ışığında yürümenizi istiyoruz ve açık havada. Çünkü güneş ışığı aldığınız zaman, bu sporla birleştiği zaman serotonin hormonu salgılanıyor. Serotonin hormonu da hem mutluluk veriyor insana hem de iyileşmeyi hızlandırıyor. Evet. Bu vitamini de aldığınız zaman çok daha çabuk bir iyileşme ya da çok daha güzel bir psikolojiyle, moralle hayatınıza devam ediyorsunuz. Tabii açık hava insana hep mutlu eder çoğunlukla. Biz bel fıtıklarına da mesela fırtına bile olsa dışarıda yürüyün diyoruz. Evet. Soğuk çıkmayayım diyorlar ama sizi etkilen o yürürkenki soğuk olmuyor. Yürüdükten sonra bitirdiğiniz yer eviniz olması gerekiyor. Evet. O terinizle orada durmayacaksınız, oyalamayacaksınız. Evet. Bir bakkala, markete uğramayacaksınız. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Ne kadar güzel. Aslında bu işte yürüyüşleri gerçekleştirmiyoruz. En çok zaten sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu galiba. Çağımızın vebası hareketsizlik diyorlar zaten. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Hele hele şimdi artık imkanlar çok daha fazla. Eskiden bir evde bir araba yokken şimdi bir evde 2 tane, 3 tane araba var. Herkesin, her bireyin kendine ait arabaları var. Dediğiniz gibi hiç yürümeden günü arabaya geçirenler binip, var. Evet. Arabadan inip işimize gelip. Kireçlemenin bir sebebi de o, biliyor musunuz? Evet. Kireçlemenin iki sebebi var. Ya çok zorlamak ya da hiç kullanmamak. Bu yüzden mesela masa başı oturanlara diyoruz ki eğer yeriniz müsaitse 2 saat çalışmanızın 2 saatini pilates topunda oturarak yapın. Pilates topu ayağınızın altından kayacak, illaki sağa sola kayacaksınız. Bu dizde bir kompresyon, dekompresyon. Yani baskı, baskıdan kurtulacak. Baskı yapacak, kurtulacak. Evet. Bu oradaki yağlanmayı, yani hücre sıvısını arttırıyor. Bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Çok güzel, iyi fikir. Aslında hep herkesin evinde bir tane pilates topu bulunması gerekiyor. Ben diyorum hastalarıma, akşamlar bir yarım saat pilates topunda çay iç, televizyon izle. Otur, vakit geçir yani topun üstünde. Süper. Süper, hiç düşünmemiştik onu. Teşekkür etmiş izleyicimiz, Allah razı olsun demiş. Hemen cevap yazmış. Hemen merhabalar, Konya Meram'da oturuyorum. Bebeğim de ne demiş? Okuyamadım. Tortikolis. Evet. Teşhisi olmuş. Ne önerir hocamız diye yazmışlar. Onun hareketleri vardır. Muhakkak gösterilmiştir diye düşünüyorum. O hareketleri ihmal etmesinler. Boyun omurları. Ne demektir o? Eğri boyun hastalığı. Doğum sırasında zorlanır. Kas yırtığı gibi de düşünebilirsiniz ama kasın daha çok kasılmasıdır. Evet. Boyun sağa ya da sola dönmez.
boyun eğri duruyordur. O kasın bağlandığı yerleri rahatlattığınız zaman bir ucu boyundadır, bir ucu köprücük kemiğindedir. Köprücük evet. kemiği hep ihmal edilir bu hastalıkta. Eğer burayla da alakalı birkaç egzersiz gösterilirse daha çabuk bir iyileşme olur. Ameliyatsız kurtulabilir. İnşallah. Konya'dalar zannedersem size gelebilirler değil mi hocam? Muhakkak. 12 yaşında oğlum var, reflüsü var. Ufak bir yağlı yiyecekte bile kusmaya geliyor. Çözümü var mı demiş. Reflüyü az önce anlattık ama. Evet anlattık. Çözümü var, tedavisi var. Sizi bulurlarsa tedavi olabilirler. Tabii. Öyle diyebiliriz değil mi? Tabii. Evet bunları zaten ben soruları Kemal Bey'e vereceğim program sonrasında. Merak etmeyin. Sizlere eminim tek tek cevap verecektir değil mi? Burada verebildiğimiz kadar vereceğiz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle bilgilendirdiğiniz için. Devamını istiyoruz. İnşallah. Ben skalyoz hastasıyım. Cerrahi gerekmediği söylendi. Doktoru o şekilde söylemiş. Çok ağrılarım var. Neler yapabilirim? Konya Selçuklu'da oturuyorum. Yaşım 33 demiş. 33 yaşındaysa riskten biraz daha uzaktır. Daha çok skalyoz gelişim çağındaki çocuklarda daha risklidir. Boylar ani uzadığı zaman bir anda derece artabilir. Hem 33 yaşındaki bir insanın uygun egzersizle daha çabuk sağlığına kavuşabilir. Bunun için de skolyozun özel tedavisi var. 3 boyutlu egzersizler. 3 boyutlu egzersizler gösterilir hastamıza. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bunlar gösterilirse takibi yapılır. Çok rahatlayacağını düşünüyorum. İnşallah. Çünkü skolyozun çeşitleri var. S skolyoz, C skolyoz. Evet, torakalde mi, lumbalde mi? Sizinle konuşması gerekiyor. Muhakkak. Tabii ki. Ona göre egzersizin planlanması lazım. Tek bir soruyla her cevabı bulamazlar maalesef evet. değil mi? Evet, merhaba 24 yaşındayım. İleri derecede boyun düzleşmem var. Boyun ağrılarım baş ağrısına sebep oluyor. Ne önerirler bana demiş. İki elimizi duvara dayayıp kapı köşesinde yaptığımız bir egzersizimiz var. Daha önce göstermiştik ama göğüs kafesini germe egzersizi. Evet. Göğüs kafesini aynen şu öyle. Şekilde değil mi? Çünkü ben de yapıyorum. Çok rahatlatıyordur. Evet. Bütün göğüs kafesi rahatladığı zaman, köprücük kemikleri, çene kasları rahatladığı zaman boyun da rahatlayacaktır. Bu hareketi çok sık yapmalarını öneririm. Bir diğeri de sırt üstü yatıp boyun boşluğuna havlu koyup baş boşta kalacak şekilde yatmalarını öneririm. Evet ben daha önce görmüştüm bu hareketleri. Evet. Çok rahatlatıyor gerçekten. Evet baş boşta kalacak ama. Bu ortopedik yastıklardan bahsetmiyorum. Havlu koyacaksınız boynunuzun altına sırt üstü yatıp baş boşta kalacak. O şekilde bir 15-20 dakika yatacaksınız. Havluyu böyle katlayıp yuvarlayıp koyacaksınız. Yani bu boşluğu dolduracaksınız. Yatacaksınız. Başınız boşlukta kalacak. Hakikaten bu hareketler çok faydalı oluyor. Fakat yine de baş edemezlerse sizinle irtibat kurabilirler. Değil tabii mi? Yerinizi tekrar söyler misiniz Kemal Bey? Şefikcan Caddesi'nde. Tatlar Okulu kavşağında. Instagram adresiniz falan varsa... Orada yerimiz de var. Tamam, söyleyebilirsiniz. Instagram adresinizi söyleyin. Fizyoterapist FZT Fatih Kemal Gürbüz. Fizyoterapist FZT Fatih Kemal Gürbüz. Tamam bakalım inşallah. Telefon numaranızı zaten buradan 444-0155'ten sekreterimizden alabilirsiniz sevgili izleyenler. Program bitene kadar da buradan yazdığınız sürece biz cevap vermeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Evet, kas yırtılmasının belirtileri nelerdir? En bariz belirtisi ağrıdır. Bu ağrı ama hareketle beraber ortaya çıkar. Kas yırtığı sabit dururken ağrı yapmaz. Ancak kasın zorlanacağı, o kasın özel hareketinde, o kas zorlandığı yerde ağrı başlar. Teşhisi de zaten bu şekilde konur. O kası yakaladıktan sonra ve palpe ederek yani dokunarak orada bir ödem, hematom, bir şişlik varsa ona göre teşhisi konur. Gerekirse ultrason da çekilebilir. Ama hareketle ağrı varsa muhakkak diyebilirim ki kas yırtığı vardır. Bir de zaten zorlanma varsa. Ödem olduğu zaman zaten çığlıklar atabilirsiniz o sancılara. Evet. Çok kötü, aşırı derecede sancılar oluyor. Yırtık değil ama ödem çok daha fazla sancı yapıyor değil mi? Sancıyla, ağrıyla belirtiyor kendisini. Evet ama hareketle. Mesela gece yatarken ağrı yapmaz. Eğer gece ağrısı varsa bu sinirde bir sıkıntı vardır. Önce sinirin tedavi edilmesi gerekir.
İkisinin tedavisi farklı mıdır? Kas ve sinirin tedavisi? Farklıdır. Sinirde varsa boyundan itibaren tedavi etmek gerekir hastayı. Sadece kas ise o kasın bir üstteki eklemini tedavi etmek gerekir. Anladım. Bunlar ince işler. Biz vücudu bütün düşündüğümüz için mesela omuriliği de omurgayı da bütün düşünüyoruz. Sizde bel fıtığı vardır ama boyunda bir sorun varsa bütün aksı bozduğu için bel fıtığına sebep oluyor. Yani evet. Tam tedavi için boyundan başlayıp omurları düzeltmek gerekiyor. Evet. Daha sonra işte kalıcı tedaviden kastımız o. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi çünkü, vücut hepsi birbirine bağlı. Evet. Bunun işte özel osteopati de bize bunu öğretiyorlar zaten. Bütün bağlantıları, bağlantı yerlerini, hangi organ nereden etkilenir, onu nasıl anlarız, nasıl buluruz etkilenmiş yeri. Onların hep testlemeleri var. Mekanik olarak elimizle bulup teşhisini koyup ona göre tedavisini programlıyoruz. İşte vücudu bütün düşünmezseniz zaten yarım kalıyor her şey. Evet. Sadece geçici bir rahatlama oluyor. Amacımız o değil. Amacımız kalıcı bir tedavi, kalıcı bir rahatlama olmasını sağlamak. Müthiş bir şey ama. İnanın sayılarınızın çoğalması için dua ediyorum şu anda. Hakikaten müthiş bir şey. Sayılarımız çoğalırsa branşlaşmamız da artar. Değil mi? Çok daha faydalı tabii oluruz. O zaman reflüye ayrı muhakkak. Fizyoterapist bakar, işte boyun fıtığına ayrı bakar, öbürüne ayrı bakar. Herkes farklı farklı branşlaşır. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok daha güzel. Çok daha güzel, kapsamlı bir tedavi olur. Doğru. Çok daha fazla yararlı olabilirsiniz. Evet. Tedavi sonrası nelere dikkat etmek lazım? Yani en büyük sıkıntımız bizim. Mekanik olarak düzelttiğimiz için organları ya da işte kemikleri. Bunların terleyip soğumamasını istiyoruz hastalardan. Ya da işte önümüz geçtiğimiz yazda işte sıcaktan dolayı cam pencere çok açılıyor, cereyan, klima. Bunlardan korumalarını istiyoruz. Hareketsiz kalmamalarını. Maalesef. Çok yatmak da iyi değil. Çok aşırı hareket de iyi değil. Bunun tam ortasını bulup yaşamımıza biraz daha farkındalıkla devam etmelerini istiyoruz. Biraz önce benim söylediğim gibi söz daha doğrusu tam burada geldi zamanı. Kendi doktorun kendin olacaksın, evet, değil evet, mi? Evet. Yani normal tedavi olacak ama tedavi sonrasında normal yaşantınızda her şeye siz dikkat etmek zorundasınız. Hasta en kendi dikkat etmek. En azından bir süre. Tam iyileşme sağlanana kadar. Yani yaşam boyu dikkat etmemiz gerekiyor da zaten. Tabii. Ama özellikle iyileşme sağlanana kadar dediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. Bir şeyimiz daha var, sorumuz daha var Kemal Bey. Merhaba, 10 yıldır bel fıtığı hastasıyım. Kanal daralması olduğu söylendi. Ne aşamada ameliyat gerekir? Ameliyat olmak istemiyorum. Seydişehir'de oturuyorum demiş. Kanal daralmasının çapı çok önemli. Kaç milim olduğu. Eğer bu hastamız muhtemelen yürüyemiyordur ya da çok az yürüyebiliyordur. Kanal daralmasının çapı çok küçükse, çok daralmışsa bunu cerrahiye gönderebiliriz. Ama eğer kurtulabilecek bir seviyede ise 7-9 arasıysa denenebilir tedavi. O nasıl teşhis edilecek peki? MR'la. MR çekilmek zorunda. Yani mutlaka o zaman doktoruyla onu görüşmesi lazım. Tabii ya da MR sonucunu getirmesi lazım. MR sonucunu getirecek. Evet. Ben emekli öğretmen Necla Karagöl, Fatih Kemal Bey'in ilkokul öğretmeniyim demiş. Ay ne kadar güzel. Öğretmenim saygıyla selamlıyoruz sizi buradan. Ben de ellerinden öpüyorum. Ve kutluyoruz böyle bir öğrenci yetiştirdiğiniz için. Böyle bir değerli bir fizyoterapist yetiştirdiğiniz için diyeyim ben. Fatih Kemal Gürbüz Bey'i gururla, zevkle, duygulanarak izliyorum. Çok güzel bilgiler edindik. Kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Fatih Kemal Bey'in ilkokul öğretmeni diye yazmış. Fizyoterapist Fatih Kemal Gürbüz Bey'i gururla, zevkle, duygulanarak izliyorum. Çok güzel bilgiler edindik. Ha, iki kere yazmış onu. O yüzden ben de yeniden iki kere okudum. Ne diyelim? Biz de izlediği ve bu mesajı yazdığı için teşekkür ediyoruz tabii, kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimiz çok önemli değil mi? Yönlendirdi mi sizi? Daha önce var mıydı böyle çocukluğunuzda falan? Program da bitmek üzere. Süre iyice daraldı ama. Yani çocukken aklınızda ben şu mesleği seçeceğim gibi bir şey var mıydı? Yani genelde çocukken işte hep doktor olacağım, mühendis olacağım. Evet doğru. O şekilde büyütülüyoruz ama. Ben yazdığım zaman pek fizik tedavi bilinmiyordu açıkçası. Evet. Nasıl bir meslektir, nasıl bir doğru daldır. Hiçbir şey bilinmiyordu. Biz işte araştırarak bulduk. Hı hı. Babamın da vasıtasıyla oldu biraz yönlendirmesiyle. Allah razı olsun.
sağ olsunlar. Hepsi de. Kısmet bir de. Evet, biraz da nasip tabii kısmet ki, değil mi? Edirne'den bir izleyicimiz yazmış. Bana 2 yıl önce belimde iki disk arasındaki jelin patladığını ve 2 tane küçük fıtık olduğu söylendi. Ve fizik tedavi oldum. Bunun kesin çözümü var mıdır? Bu yöntemle kesin ilgilenebilirmişim demiş. Ya çok özür dilerim. Yani bazen böyle eksik işte şey yazılar oluyor. Ben de o yüzden okuyamıyorum. Sizin gibi bu yöntemi İstanbul'da nerelerde yaptırılabilir? Edirne'ye yakın acaba demiş. Edirne'de olduğu için kendisi hani oralara yakın bir... Onlar da telefonda isterseniz bilgi verelim. Çok güzel. Tamam. İstanbul'da o zaman da... siz buradan tekrar Fatih Bey'in Instagram adresini alabilir miyim diye yazmışlar. Bence şöyle yapalım. Program süresi çünkü bitti artık. Buradaki bütün ben mesajları Fatih Bey'e vereyim. Fatih Bey oradan size yani Kemal Bey, Fatih Kemal Bey daha doğrusu size oradan bir şekilde Instagram adresini, telefon numarasını yazsın. Siz de sorularınızı rahatlıkla alın. Evet, son olarak izleyicilerimize ne dersiniz Kemal Bey? Ben hareket etmelerini öneririm. Harekette bereket vardır derler ya. Aynen, bu çok öyle doğru bir söz çok galiba doğru, kesinlikle değil mi? Doğru. Yürümeye biraz daha alıştırsınlar kendilerini. En kolay hareket aslında en kolay spor yürümek. Evet. Bunu ama biraz alışkanlık kazanmaları gerekiyor. Evet. Eğer bir ay boyunca mesela yollarını uzatarak bakkallarını, market işlerini görürlerse buna alışırlar. Vücut da ister yürümeyi. Çünkü adrenalin salgılanır. Vücut da adrenaline bağımlı olur. Sporcular sürekli o yüzden koşmak ister. Buna alışacaklarını görecekler. Tembellikten kurtulacaklar. Miskinlikten kurtulurlar. Bir de kilo almalarına dikkat ederlerse evet, çok problemin önüne geçerler. Hanımların özellikle evet, en büyük sorunu baş belası. Evet. Kilo ama o da bizim elimizde. Hani su içsem yarıyor asla yok öyle bir şey. Çünkü ben kendimden de biliyorum yemezsek zayıflıyoruz dersek kilo alıyoruz kardeşim. Bu bir gerçek. Ha rahatsızlıkları olanlar istisna. Yani tiroid hastaları işte bazı belirli rahatsızlıkları olanlar. Ha, kortizonlu ilaç kullananlar onlar istisna. Onlara bir şey demiyorum ben ama normal o tür rahatsızlıkları olmayan bütün herkes tabii istese yemediği zaman mutlaka kilo veriyor. Bu bir gerçek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür davetimi ederim. Davetimi kabul ettiğiniz programımıza geldiğiniz için. İnşallah çok daha fazla programlarla birlikte İnşallah. Olacağız izleyicilerimizle İnşallah. Beraber. O sihirli parmaklarınızla birçok hastamıza inşallah Rabbim önce size sağlık sıhhat versin. Evet, evet. Siz de hastalara tedavi uygulayın. Tedavisinde çok başarılı çünkü Kemal Bey. Ben tedavi oldum kendisine daha önce biliyorum. Teşekkürler. Ben sağ teşekkür olun, ederim varım. Çağırdığınız için. Sizde. Evet sevgili izleyenler bize ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Yarın Doktor Selda Hanım'la beraber yine karşınızda olacağız. Bizi izleyen herkes sorularını burada bize yazabilir. Biz de cevaplandırırız. Hatta sağlıklı beslenme sorumuzda, konumuzda yarın görüşmek üzere diyorum ben. Sağlıklı sevgiyle kalın. Hoşçakalın.